Merhaba arkadaşlar. Uzak deney eğitim sürecinde kitap okuma saatlerimizi yapamadık. Son 2 hafta kala Classroom Screen sitesini kullanarak kitap okuma saatlerimizi eğlenceli ve kolay hale getirebiliriz. Kaydolabiliriz ya da direkt şimdi başlattan deneyebiliriz. Kitap okuma saati yapacağım için arka planı buradan kitap resmiyle değiştirmek istiyorum. Ve bana bir süre lazım. Şuradan timer'dan. Süremi aldım. Dersin ilk 10 dakikası ya da son 10 dakikası yapabilirsiniz. Buradan süreyi arttırıp azaltabilirsiniz. Süre bittiğinde uyarı versin diye buradan müzik sesini seçebilirsiniz. Süreyi böyle başlattım. Mesela 10 dakika boyunca sessiz bir ortamda kitap okumak istiyorum şimdi. Buradan sınıfın gürültü seviyesini de ölçebilirsiniz. Hassasiyeti 1'e getirirseniz daha az sessizlik olur. Şuradan zili de açtığınız zaman, ses olduğu zaman buradan size uyarı verecektir. Benim şu anda mikrofonum bozuk. Daha önce denemiştim, oluyordu. Çocuklara da aynı şekilde sessiz olmaları için bir uyarı gidecek burada. Burada başka uygulamalar da var. Onlar da hoşuma gitti. Mesela şurada öğrenci isimlerini yazdınız. Ömer, Ali, Deniz, Zümra gibi. Söz hakkı vereceksiniz diyelim. Buradan sizin yerinize öğrencileri hemen seçiyor. Kim çıktı mesela? Zümra çıktı gibi. Aynı şekilde bu öğrenci seçme için zar atarak da yapabilirsiniz. İşte diyelim mesela 11, 13. kişi okusun gibi. Ya da 13. satırı sen oku gibi. İşte bir, o tarz şeyler söyleyebilirsiniz. Burada ekrandan, YouTube'dan bir şey açabilirsiniz. Fotoğraf ya da kendi kameranızı gösterebilirsiniz ekrandan web görünümünüzü açıp. Şu QR kodla da buraya bir internet sitesi yazıp, bu büyük sınıflar için daha çok, buradan çocuklar sizin söylediğiniz siteye girebilirler bu kodu okutarak. Aynı zamanda şurada çizim şeyi var. Şuraya çizgiler çizip eğlenceli bir şeyler yazabilirsiniz. Şunu kapatalım. Evet. Mesela kitap okuyorlar. O anda bir şeyler yazmak istiyorsun, söylemek istemiyorsun ya da şöyle yazabiliriz. Şurada semboller var. Mesela sessizlik, fısıltıyla konuş, arkadaşına konuşuyorsun, birlikte çalışma gibi sembolleri de ekrana koyabilirsiniz. Şurada trafik lambaları uygulamasında da, evet, şimdi hiç kimse konuşmuyor. Söz almak için hazırla. Şimdi parmağını kaldırabilirsin gibi kullanabiliriz bu trafik işaretlerini de. Şurada da bir zamanlayıcı var. Mesela bir öğrenci o sayfayı kaç dakikada okudu. Bunu öğrenmek istiyorsan buradaki zamanlayıcı da kullanabilirsiniz. Ekrana bilgisayarda saat açık dursun diyorsanız burayı açıp koyabilirsiniz. Şu takvimden de ne yapabiliriz? Mesela 2 gün süreniz var, ayın 7'sine getirin gibi takvimden çocuklara takvimi göstererek ödevlerini hatırlatabilirsiniz. Bunu burada yer işaretlerini eklerseniz her seferinde akıllı tahtanı açmak zorunda kalmazsınız ya da akıllı tahtanın üzerine direkt sürüklerseniz işiniz daha da kolaylaşır.